akşamlar değerli izleyiciler. Bugün yine edebiyattan konuşacağız, kitaptan konuşacağız, sohbet edeceğiz. Buraya gelirken konuklarımla bir söz açıldı. Konu dedik, konu yok. Konu kitap üzerine sohbet, edebiyat üzerine sohbet. Konuklarım, değerli dostlarım, Mehmet Sadık Kırımlı ve Tufan Atakişi. İzmir'de edebiyat camiasının önde gelen isimlerinden, şiirinden, edebiyatından, yazımından, basımından, neresinden aklınıza gelirse her yönde bir yerlerde parmağı olan dostlarımız. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz Osman. Teşekkür ederiz Osman Bey. Hoş geldiniz. Şimdi efendim biz buraya gelirken, daha doğrusu geçtiğimiz günlerde konuşurken bir edebi sohbet yapalım dedi. Genellikle zaten benim programlarım sohbet alır da olur ama yani ne olursa konuşuruz dedik. Çünkü zaten kitap günlerinin içindeyiz ve bu sene bilmiyorum benim için biraz daha farklı. Galiba geçen seneki kadar işimle ilgilenmediğim için olsa gerektir. Daha fazla boş vakit buldum. Çok güzel günler geçirdim. Siz benden daha eski ve daha yoğun yaşıyorsunuz tabii bu günleri. Orada otururken görüyorum sizi, mutlusunuz, keyiflisiniz, dostlarınızla görüşüyorsunuz, buluşuyorsunuz. Ne ifade ediyor kitap sizin için? Kitap ve kitap günleri ne ifade ediyor sizin için? İlk önce hocamdan başlayalım. Nasıl teşekkür ederim. Ben kitap varlığını yazarla okurun buluşma yeri olarak nitelendiririm her zaman. TÜYAP çok güzel bir hareketle bu olayı başlattı. Evet. O zamanlar hatta çok söylenildi. Dendi ki canım kitap evleri var ya kitap fuarlarına ne gereksinim var diye. Ama bugün görülüyor ki halkın oraya akın edişi, oralardan güzel kitaplar almaları, yazarla buluşmaları, bakıyorum hepsinin yüzünde tatlı bir tebessümün oluşmasına yol açıyor. Bunlar güzel şeyler. Yani kitap aslında bilinmeyeni insana öğreten güzel bir yapıttır, kazançtır. Bir yazar bunu büyük emeklerle hazırlar, ortaya koyar ve okur tabii bundan aldığı tadı yaşatmaya çalışır. Böylece böyle bir diyalog yeridir de kitap fuarları. Ben bu bakımdan çok olumlu görüyorum. Birçok dostlarla karşılaşıyoruz. Biraz önce evet, de siz sözünüzü ettiniz. Onlarla buluşmanın da keyfini yaşamak bir hoş oluyor elbette oralarda. Güzel bir oldu. Evet. Tufan Bey, siz ayrıyeten bir de yayıncısınız. Yıllarınızı verdiniz bu işin içine. Evet. Tabii sen çok eskilerden tanıştığımız için. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ben tabii Mehmet Sadık Kırımlı Hocam gibi edebiyat tarafından ziyade benim başka bir işlerim var İzmir'de. Yaklaşık 20 senedir benim lakabım Kültür Hammalı. O karşı yakalılığa sıra gelecek. Yok yok, karşı yakalılık öncesi kültür hammallığım var. Kültür hammallığı var. Evet. Erkin Usman da buradan saygıyla alalım. O bana bir 18-19 sene önce kültür hammalı dedi. Şimdi benim için kitap varlığı çok daha farklı bir heyecan, farklı bir oluşum. Neden? Şöyle açıklayacağım nedenini. Çünkü ben genelde belgeseller üzerine çalışan, onun üzerine araştırmalar yapan ve İzmir'de insanların yüklenmediği bazı yükleri isteyerek, bilerek ve bilinçli şekilde yüklendiğim için adım Hammal'a çıktı. Şimdi kitap varlığına genelde yani 2 senede bir de olsa yaptığım çalışmaları, araştırmaları gün ışığına çıkartmanın mutluluğunu yaşarım. Yani bu kitap fuarında da senin de bildiğin gibi yeni bir kitap yayınladım. Evet. Bir Zamanlar Simirna diye. Bu kitap fuarı benim için yine bir yeni bir nokta oldu, yeni bir çıkış oldu. Çünkü bugüne kadar şimdi seni jenerikte görüyorum, yayınlanmamış, bilinmeyen birçok fotoğrafı bu kitap fuarında Bir Zamanlar Simirna kitabımla beraber evet, İzmirlilerle buluşturdum. Ne güzel. Hala devam ediyorsun. Başındasın zaten kitabının. Evet, başındayım. İmza yapıyorum. Evet. Ama şuna inanıyorum. Tabii ki edebiyat çok önemli bir şey. Ben sizleri evet, saygıyla selamlıyorum. Bir yayınladığım dergiler var zaten. Bunlar da kültür sanat ağırlıklı. Tabii. Ve yani onu burada telaffuz edelim mutlaka. İzmir'in hemen hemen en uzun soluklu dergileri. Hemen hemen değil. Tek başına. Tüm zamanların, şimdi bu cümleyi bana bir dostum kurdu. Peki o zaman öyle söyleyeyim. Tüm zamanların İzmir'de yayınlanmış belli bir disiplin çerçevesinde en uzun soluklu dergisi.
karşıya kadar, karşıya kadar. Yok yok, 18 sene. 18 sene. İzmir. İzmir, İzmir. İzmir. 8 senedir de karşıya karşıya. Ne güzel. Yani soruyorlar bana ya neden? Ben öyle ekonomik anlamda çok kuvvetli bir insan değilim. Ama çocuklarıma bırakacağım çok iyi bir miras var. Hani para pul eder mi zamanında bilemem. Ama bizim babamız İzmir'e katkılar koyan, belgeler bırakan bir kişi diye. İşte ne beklendiğine bağlı. Para pul bekleyen varsa parasını pulunu beklesin. Bizim düşündüğümüz işte bu tür armağanlar bekleyen çocuklarla ilgili. Eğer çocuklar böyle armağanlar bekliyorlarsa şayet en büyük mirası zaten yaşarken alıyorlar. Yani şimdi zaten edebiyat, sanat bu devirde para etmeyen olaylar. Ama öbür taraftan elde edilen keyif, haz ve çocuklarımıza bırakacağımız ünvanlar bence parayla pulla satın alınamayacak. Kesinlikle. Şeyler. Kesinlikle öyle. Bu karşıyaka araştırmalarına birazdan döneceğiz tekrar. Şimdi ben süremi aşabilirim. Siz hemen uyarın. Çok aşarsan haber veririz. Biraz aşarsan problem yok. Evet. Mehmet Sadık Bey, siz aslında ben size yaklaşık bir yıldır tanıdım. Evet. Daha önceden yani keşke tanısaymışım, fırsat olmamış ama ilginçtir. Tanıdığımdan bu yana ne zaman bir edebiyat toplantısına gitsem mutlaka karşımdasınız ki benden çok eski yıllardan beri siz bu camianın içindesiniz. Pek çok insanla berabersiniz ve daha önce de söylediğiniz gibi kitaplara ön yazılar yazıyorsunuz, dostlarınızın kitap açılışlarında bulunuyorsunuz. Bu başlangıcınızı biraz anlatır mısınız? Edebiyat dünyasına yelken açışınızın başlangıcına. O çok eskilere dayanır. Ta benim lise yıllarıma dayanan bir olgudur bu. Bir edebiyat öğretmeninin beni yetiştirmesidir demek daha doğru olur. Beyhan Hoca'nın, Beyhan Güley, abisi de zaten milletvekiliydi. Fransa'da tahsil etmiş, çok değerli bir edebiyat hocasıydı. Genç bir hanımdı. Ve bendeki edebiyat dünyasını bulup ortaya çıkardı. Ondan sonra ben şiire, yazım dünyasına korkunç bir istek duydum. Daha sonra halk evlerinde benim yaşadığım yıllarda Balıkesir'de yaşadım. Tüm tahsil hayatım orada geçti. Haftada değil de 15 günde bir edebiyat patinaları yapılırdı. Ben orada birçok şairi de tanıma olanağı buldum. İyi Kadir'i tanıdım. Ondan sonra onun yanı sıra birçok şeyi tanıdım. Cahit Ilgat'ı tanıdım. Ondan sonra efendim yani aklıma geliveren isimler. Öylece daha da pekişti. Çok güzel bir kütüphaneye sahipti falan. Şimdi bugüne dönecek olursak ben TRT'de uzun yıllar çalıştım. Yani radyo televizyonculuğun tek yayın olduğu dönemden yetiştim geldim. Bugünlere ulaşmak tabii böyle yayının çoğalması elbette ki sevindirici. Daha bir hareketlenme oluşuyor böylece. Edebiyatın içerisinde bugünlere böylece yoğrularak geldim. Dolayısıyla birçok engellemeler de önüme çıktı. Onları aşmaya çalıştım. Bu arada övünçle söyleyebileceğim bir olgu var burada. Ben Tufan'la çok eski bir dost ve arkadaşlık yaşamış bir insanım. Şiir yıllarıma içerisinde bir gün bir baktım ki bir İzmir dergisinde bir edebiyat şeyi var, şiir ödülü var, Atados Yayınları şiir ödülü. Katılır mıyım, katılmaz mıyım? Acaba Tufan'a bir şey ayıp olur mu, olmaz mı ikilemi içerisinde? O zaman tanışıklığınız var mı? Vardı. Var, evet. Ama bu kadar samimi değildik. Bir merhabaydı ondan sonra. Ben gözümü kararttım, dedim ki niye ayıp olsun, ben katılacağım. Ve tuttum, bu yarışmaya adımı bildirmedim. İzzet Gölden'i şeyde Avustralya'da, o da seçici kurumdaydı. Turgay Göneş vardı, Hidayet Karakuş vardı. Çok değerli edebiyatçılar, hakikaten bunlar şairler. Ve ben adımı yazmadan Rumuz'la katıldım.
rumuzla katıldım, ben kazanmışım, beni arıyorlar. Nihayet zarfı bulmuşlar. Zarfın içinde ağzını kapatmıştım, adımı sarımı yazdım. Kimdir bu adam ya, kazandı iyi de kimdir bu, kim falan kazandı demişler. O çıka çıka karşılarına Mehmet Sadık Kırmızı çıktı. Böylece sevgili Tufan'dan ben birincilik ödülünü aldım. Böylece dostluğumuz daha da pekişti. Tabii ki edebiyat dünyasında bulununca birçok dostları ve tanıma olanağı buluyorsunuz. Bu arada Hidayet Karakuş, Hüseyin Yurttaş, ondan sonra efendim bizim Çınar Çığ, Onur Şenli, efendim bunlar benim Ahmet Günbaş, Oğuz Dünbaş, bunlar benim çok sevdiklerim dostlar. Hepsi de edebiyatçı, şair, yazar, edebiyat dünyasında hakikaten adlarını yazdırmış insanlar. Böylece bu dostluk zinciri uzadı, bugünlere geldi sevgili Osman Bey. Evet, aslında bir şeyde haklısınız. Benim bu camiaya girişim çok eski değil, kesinlikle yeni. En çok da bu programla birlikte başladı. Tabii ki edebiyatı seviyorum, şiiri seviyorum, kitap okumayı seviyorum. Bir yerlerde birilerinde karşılaşıyorsunuz bir dostlarla, bir dostluk peydahlıyorsunuz, bir sohbet başlıyor. Eğer o sohbeti ortak, böyle ortak düşüncelerin olduğu mekanlarda geliştirirseniz birdenbire çığ gibi büyüdüğünü hissediyorsunuz. Evet. Şimdi benim bu programlara başladığımdan beri bu camiadaki dostlarımın sayısı benim için inanılmaz derecede arttı ve ben çok mutluyum bunda. Örneğin son 2-3 günde yapılan toplantılarda, konferanslarda bakıyorum herkesi tanımaya başlamışım. O kadar gururlanıyorum ki kendi kendime çok iyi bir mutluluk diye hissediyorum. Evet. Tufan Bey, bizim bir de şeyin yanında karşıyaka sevdalılığı var. Evet. Ondan önce ben şunu söylemek tabii istiyorum. Kültür sanat toplumların birleştirici bir çimentosudur. Evet. İnsan ilişkilerini kuvvetlendirir. Kişilerin birbirini daha iyi anlamasına sebep, neden olur. O bakımdan kültür sanat bana göre muhteşem bir birleştiricidir. Evet. Bunu bir kere belirtmekte yarar var. Ben karşıya kadar önce Mehmet Sadık Kırımlı hocamla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Tabii ki. 15 sene olmuş o ödülü verelim. İlk ödülü, evet, kitaplarında künyesinde ilk ödülü vermenin Atatürk yayınları olarak gururunu, şerefini yaşarız. Evet. Ama dediği gibi kesinlikle çift zarftır. Şiir bir zarfın içindedir. Rumuz bir zarfın içindedir. Ki bizim o zamanki seçici kurul üyelerimiz de öyle şu an bile edebiyat dünyasında isim yapmış aynen kişiler. Onlardan zaten böyle bir şey beklenmez. Ama biz yine de çift zarf yapardık. Öyle. Ama hocamın zarfını biz bulamadık. Rumuz var, şey var, zaten zarf yok ortada. Kişi yok. Evet, bir 3-4 günlük aramadan sonra çıka çıka Mehmet Sadık Kırımlı hocamız çıktı, ama güzel bir şiirdi. Evet. O da ayrı bir konu. Şimdi Karşıyaka'ya gelelim ama. İzmir çok ilginç bir kent. İzmir'in şöyle bir geçmişine baktığımızda İzmir kuruluşundan bu yana, yani 7000 yıldır birçok şeye ilkleri yaşatmış, ilkleri yaşamış bir kent. Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumunda da. O öyle. Sonrasında. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve sonra bu şehirde, evet, zaten. Evet. Ama bunun öncesi var. Tabii. 15. yüzyıl var, 16. yüzyıl var. Bu kitapla ilgili biraz iyice şu ara hafızam zenginleşti. Bilgilerim, altyapım zenginleşti. Yani giden gelen İzmir'i fethetmiş. İzmir'i kuşatmış. İzmir'i ele geçirmiş. Fakat çok ilginçtir ki İzmirli İzmir'i kuşatan, ele geçirenlerle sadece savaş yani alanında kapışmış, ama sosyal faaliyet, yaşam, hoşgörü konusunda hiçbir zaman problem olmamış. Yani onlarla birlikte yaşamışlar. Evet, sanatla yani, birlikte yaşamışlar. Evet, evet, bunu biz milattan önce 7000 yılında Yeşilova Höyü bulunmuş. O da hasbelkader, biliyorsun, otoyol temel kenarında Zafer Hoca'yla onun programını evet, yaptınız. Evet. O zaman bulunmuş 7000, 2000'de şimdi de 9000 yıl İzmir'i gelen geçen kuşatmış etmiş, çünkü İzmir çok güzel bir yer. Fakat insanları, askerler savaşmış, insanlar barış içinde
huzur içinde yaşamışlar. O bakımdan biz çok güzel ve çok özel bir kentte yaşıyoruz. Ama bu Karşıyaka'nın varlığını inkar etmemiz anlamına da gelmiyor. Yani, tabii ki. Üstelik biz Karşıyakalıyız. Yani biz İzmirli de değiliz. Öyle de. Bir gün çok ilginç. Hatta bir sözünü burada bir ara vereyim. Bir gün nerede oturuyorum? Ticaret odasında galiba sekreterin karşısında oturuyorum. İçeriye gitmeye bekliyorum. Telefonum çaldı. Açtım, konuştum. Ben İzmir'deyim dedim. Kapattım telefonu. Sekreter baktı. Siz Karşıyakalısınız galiba dedi. Farkında değilim ben. Ne oldu ki dedim. İzmir'deyim dediniz dedim. Her tarafı İzmir değil mi dedi. Ancak Karşıyakalılar İzmir'deyken İzmir'deyim derler dedi. Yani öyle bir şey de var değil mi? Var. Vallahi yine şu araştırmalar sonucu bir şeylere vardım. Bir şeyler öğrendim. Milattan önce 6. 7. yüzyılda İzmir Körfezi'nin, zaten bu kitapta da görülecek. Evet. O zamanki İzmir Körfezi bambaşka bir körfez. Tabii. İzmir Körfezi'nin kuzeyinde Ayol dediğimiz bir kavim var. Güneyinde de İyon dediğimiz bir kavim var. Veya topluluklar var, şu var, bu var. Ve bunların arasında o kadar çok sosyal farklılık var ki. Karşıyakalılar, yani kuzey dediğimiz bölümdekiler ezmeyi, tozmayı, yemeyi, içmeyi, eğlenceyi, müziği seviyorlar. Aşağıda güney olarak kabul ettiğimiz Körfez'e baktık. Güneyde bu işte Güzelyalı, Göztepe, Konak, Monak, o bölgede yaşayanlarsa daha böyle işe güce meraklı, saatinde gitsin, saatinde gelsin, fazla eğlence tarafı olmuyor. Yani, evet. 3000 yıldır var bu hikaye. Yani öyle oldu, rivayet ediliyor tabi. Belgelerle bunu ispat edemiyoruz ama yani bunu nereden görüyoruz? O zamanki kalıntılardan, Tepekule'de ve aşağı Agora'da filan eğlence mekanları, şunlar bunlar. Oradan yaşayan toplumların sosyal yapısı ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir ön girişten sonra, yani aradaki farkı anlattıktan sonra bunların içine biraz tabii şey de vardır, abartı da vardır. Başka türlü köz köz anlatsak tadı olmaz. Tadı çıkmaz zaten. Şimdi Karşıyaka tabii ki farklı bir yer. Karşıyaka sosyoloji tarihinde lokal şövenizm dediğimiz insanların kendi bağlı, yaşadıkları yere bağlı olan bir sosyal bir yapıya sahip. Şimdi buradaki kameraman arkadaşlar da bilir, reji de bilir. Karşıyaka'da bir kendine özgü bir hava vardır. Karşıyaka'da birbirini korur, kollar, sever. Arkasından da konuşur, ayı hikaye. Ama İzmir'de bu olayı yakalama şansı olmuyor. İzmir biraz daha dağınık. İzmir'de işte bir Göztepe tarafı var, Konak tarafı var, Alsancak tarafı var. Bunu tabii biz 1900 yıl öncesinde de, 1850'lerde, 60'larda da yaşıyoruz. Buranın insanları farklı. Karşıyaka'nın bir avantajı daha var. Karşıyaka'nın geçmişi fazla yok. Tarihsel değil de yerleşim olarak. Alsancak'ta, Konak'taki Levanten, gayrimüslimler Karşıyaka'yı kendine bir sayfiye kenti olarak sonradan yapmışlar. Evet. En güzel. Bir ara verelim. Bir reklam arasından sonra devam edeceğiz efendim.